TV Spor ekranlarından merhaba değerli izleyenler. Rebound programıyla karşınızdayız. Kaan Kural'la birlikte basketboldaki son gelişmeleri değerlendireceğiz. Programımıza aslında her zamankinden biraz farklı başlayalım. Çünkü bugün eşleşmeler belli oldu. Basketbol İntegral Türkiye Kupası'nda. Hemen bu eşleşmeleri getirelim ekrana. Önce bunları konuşarak başlayalım. Ardından devam edeceğiz. Evet, kura bugün çekildi. Ankara'da oynanacak 15 Şubat'ta Anadolu Efes Fenerbahçe ile eşleşti. Galatasaray Odeabank Darüşşafaka Doğuş'la eşleşti. Beşiktaş Sonpo Japan Banvit, Yeşil Giresun Pınar Karşıyaka mücadelelerini izleyeceğiz. Sıcağı sıcağına görüşlerini alayım Kaan Kural, ne dersin? Ya kupa keyfi böyle bir şey işte. Ya. Kupanın şimdi çok adil mi, çok dengeli mi? Bunları bir kenara bırakırsak kupa böyle, kupanın keyfi böyle çıkar. Çünkü o kura azizliği denen şey ya da kuranın büyüsü denen şey burada ortaya çıkıyor. Niye? Hani kurayı da gördü zaten seyirciler. Türkiye'nin en yüksek bütçeli ve en iddialı 4 takımı, 4 Euroleague takımı birbiriyle eşleşti mesela. Ve açıkçası bunların arasında da bir ayrım var. Hem Euroligi hem Türkiye Ligi'ni düşünürsek en iddialı ve en iyi, şu ana kadar en iyi gelmiş olan iki takım Fenerbahçe ve Anadolu Efes, ki ligimizde de ilk iki sırada olan takımlar, daha çeyrek finalde kupanın ilk ayağında birinden biri devre dışı kalacak. Birbirleriyle oynayacaklar. Nitekim diğer iki Euroleague takımımız da eşleşti. Bununla da kalmadı. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde en başarılı giden, bu başarılığını lige de yansıtmış, ligde ilk 5 sırada yer alan iki tane takımımız Beşiktaş Sonpo Japan ve Banvit'le oynayacak. Şahane yani. Aynen. Bir taraftan da bu kupaya gelen 8 takım arasında nispeten daha düşük şans verilen, daha az şans verilen iki takım da Yeşil Giresun Belediye'de Pınar Karşıyaka'yla oynayacak. Yani bundan daha güzel, hani ayarlasan böyle çıkmaz herhalde kura. Tam bir kupa kurası dediğimiz eşleşme olur. Yeşil Giresun'u burada gördüğünde ne düşündün? Yani playoff'u, yani şu anda ilk 8'e yer aldılar ve kurada da yer aldılar. Kupada oynayacaklar. Bekler miydin sezon başında? Ya sezon başında herhalde fiyat performans açısından geçtiğimiz yıllarda bu Murat Bey Uşak Sportif'in bir apoletiydi. Bu sezon kesin Yeşil Giresun'u. Fakat Murat Bey Uşak Sportif'in başarısı genelde çok doğru yabancılara ve çok doğru bir takım yapısına bağlıydı. Yeşil Giresun bu sezon çok daha başka bir şey yapıyor ve hani biraz daha insanı heyecanlandıran bir şey. Çünkü ümit kesildi demek istemiyorum ama ümitlerin biraz düştüğü bazı yerli, çok yetenekli olduğunu bildiğimiz genç oyuncuların tekrar hayata dönmesi demeyelim de birinci lige canlanması ve sorumluluk alması. Ve birinci lig seviyesinde sorumluluk almasını sağlayan, başta Okben Ulubay ve şimdi gerçi Okben takasla takas oldu Metin'le geldi. Ve Emircan Kuşt'un çok ciddi rol aldığı, takım içinde çok önemli, takımın yıldızı olan yabancılardan birinin sakatlanmasına rağmen o temposunu düşmediği, gerçekten taraflı tarafsız herkesin heyecan duyduğu bir takım yaratmayı başardılar. Ki yani Yeşil Giresun Belediye, Yeşil Giresun hem belediyesi olsun hem şehri olsun basketbolu çok seven bir yer ama nasıl bir vizyonla hareket edecekler? Yani önümüzdeki 5 yıl, 10 yıllık planları nasıl gidecek diye bir vizyon koymaları gerekirse bu bence doğru vizyon işte. Hani hem kendi seyircisinin ve kendi basketbol yapısının isteklerine yanıt verebilecek hem de tüm basketbol dünyasında ayrı bir heyecan ve sempati yaratabilecek bir takım. Yani bu sene Yeşil Giresun'a sempati duymamak diye bir şey mümkün değil gerçekten. Heyecanlanmamak mümkün değil. Bunun ödülünü de zaten şu anda playoff yarışının içinde olarak aldıkları sonuçlarla Türkiye Kupası'nda, Türkiye Kupası'nın statüsü değiştiğinden beri çünkü ilk 8 gidiyor. İlk 8'de yer alarak Türkiye Kupası'ndaki son 8'e kalarak gösterdiler. Defalarca tebrik etmek lazım. Ama hani şimdi sadece sportif tarafına dönersek de sonuçta hedefleri de tabii ki çok daha yüksek bütçeli ve yüksek kapasiteli takımlara oranla biraz daha mütevazi. Ama tabii büyük bir deneyim olacak diyebiliriz onlar için. Peki o zaman Basketbol Süper Ligi ile devam edelim. 16. hafta karşılaşmaları oynandı. Hemen alınan sonuçları aktaralım. Beşiktaş Sonpo Japan, TED Kolejileri ağırladığı maçı 93-52 kazandı. Gaziantep Basketbol, Yeşil Giresun Belediye'yi 78-71 ile geçti. Trabzonspor, Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 83-75 mağlup etti. Fenerbahçe, Murat Bey Uşak'ı ağırladığı maçı 98-89 kazandı. Galatasaray Odeabank, Balıkesir deplasmanından 78-72'lik galibiyetle ayrıldı. Banvit Pınar Karşıyaka maçı gerçekten hücum anlamında bizleri doyuran bir karşılaşma oldu. Pınar Karşıyaka maçı 109-104 kazandı.
Tofaş, Darüşşafaka Doğuş'u ağırladığı maçı 83-66 kazandı. Anadolu Efes'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni 106-67 ile geçti. Dilersen Tofaş, Darüşşafaka Doğuş karşılaşmasıyla başlayalım. Tabii Darüşşafaka Doğuş Euroleague temsilcimiz olduğu için programlarımıza sık sık yer veriyoruz. Euroleague'de istediği sonuçları alamadı. Anında lige yansımasını gördük ve Tofaş karşısında mağlubiyetle kapadılar bu karşılaşmayı. Neler söylersin Kankuro? Ya Darüşşafaka'nın 2-3 haftadır çok kriz demeyeceğim ama ciddi bir form düşüklüğü diyeyim. Tökezlediğini söylemek lazım. Şimdi maçtan sonra David Blatt'in açıklamalarına baktığımız zaman Scottie Wilbeck'ini çok aradık dedi. Evet aradılar Scottie Wilbeck'ini. Gerçekten aradılar. Scottie Wilbeck'in gerçekten bu takıma boyut katıyor ama Darüşşafaka'nın diğer bütün takımlardan, bu sadece Türkiye Ligi için konuşmuyorum. Yani bütün sportif karşılaşmalar için söyleyebiliriz ki basketbol özelinde konuşalım çünkü değişik sporların değişik özellikleri oluyor ama hani ister NBA, ister İtalya Ligi, ister Euro Ligi fark etmez. Bir takımın, bir oyuncunun, o oyuncunun oynadığı rol takımda çok önemli oluyor ama takımdan uzak kaldığı zaman ne kadar etkilediğine bakmak lazım. Şimdi Scottie Wilbeck'in bir ilk beş, genelde ilk beş başlamıyor zaten takımda. Aldığı dakikalar 20 dakikalar civarında. Oyunun merkezinde mesela bir Unix kazandaki Keith Langford gibi oyunun merkezinde bir oyuncu da değil. Fakat takım bu kadar etkiledi mi? Tabii ki David Blatt biraz hafif abartıyor diyebilirsiniz ama geçtiğimiz hafta iki tane Euroleague maçı kaybederken de işte birinde Wilbeck'in sadece 4 dakika oynayabilmişti. Sonra hiç oynayamadı sakatlığından dolayı. Diğerinde oynamadı. Wilbeck'in etkiliyor. Fakat bu Wilbeck'in stratejinin temelinde ya da stratejinin merkezi olmasından öte bu Darüşşafaka'nın şu ana kadar getirdiği oyun planıyla çok alakalı. Darüşşafaka hep burada konuştuğumuz bir konu var. Oyuncuların yaratıcılıkları ve o an ürettiği çözümleri arka arkaya dizip bundan bir kol yani zincire dizip bir kol yapmaya çalışıyor. Hı hı. Ve burada Wilbeck'in en temel oyunculardan biri. Burada 3 tane temel isim var. Bradley Wanamaker, Will Clyburn, Scottie Wilbeck'in. Şimdi Wanamaker tabii ki ilk 5 oyun kurucusu ve top elinde tutarak çok önemli. Clyburn ana yaratıcı olarak ve atıcı olarak çok önemli ama Wilbeck'in belki daha da önemli. Çünkü Wilbeck'in girdiği zaman bütün oyunu değiştirip tempoyu en üst seviyeye çıkarıp, ve genelde bireysel oynayıp değiştiriyor. Şimdi bu halkaları arka arkaya yiyorsun ama aslında Wilbeck'in görevi de bu gibi. Yani aynen, zaten David Blatt o yüzden Wilbeck'ini hem ilk 5 başlatmıyor sonra da oyuna sokup en yüksek katkıyı almaya çalışıyor. Aynen öyle. Çünkü bu birbirine benzer halkaların ise bambaşka bir halka olup hem rakibi şaşırtıyor hem kendi takımına acayip bir tempo veriyor ve bir anda oyunun gidişatını değiştirebiliyor. Son derece süratli olduğu için bir süratten yararlanmaya çalışıyorlar. Şimdi bunda bir sakınca yok. Bu da bir yöntem. Fakat işte bu halkalar üzerinden oynarsan, yani birbirinin içine geçmiş parçalarla bir yapboz değil de halkalarla bir zincir yapmaya çalışırsan bir halka çekilirse ki merkez halkaysa bütün halkalar düşüyor ve çok daha zor durumda kalıyorsun. Şimdi geçtiğimiz hafta Darüşşafaka'nın aldığı mağlubiyetlere bakarsak işte Anadolu Efes, Jalgiris, Kaunas içeride. Attığı skorlara bakalım. Hep 60'lar 70'leri aşamamaya başladı. Şimdi, ortalama 80 sayıyla oynayan bir Darüşşafaka Doğuş 60'larda kalıyor. Kesinlikle öyle. Yani bu tabii ki maçın gidişatı, sezonun şu anki böyle bir yorulma ve bıkma durumu var. Çift maç haftası. Bunların hepsi faktör. Ama ana faktör bu Wilbeck'in özelinde bir faktör değil. Darüşşafaka'nın kullandığı yöntemin tıkanması ile ilgili bir sorun. Ve gerçekten bir duvara çarptılar şu anda. Yani bu yöntemin etrafına işte bu halkaları, işte Muerman'ın tamamlayıcılığını bir ekstra halka olarak eklemişlerdi. Harango Didar'ı devreye sokarlardı. Jijic transferi yapmışlardı. Şimdi Okan takası yaptılar. Bunların hepsi yeni yeni halkaları ekliyorsun. Ama işte orada merkez halkalardan biri çıkardığın zaman bütün parçalar dökülüyor ve gerçekten çok sıkıştılar. Bu yani Wilbeck'in ki 3-4 hafta oynamayacakmış. Wilbeck'in döndüğü zaman da çok çözülebilecek bir problem gibi görünüyor. Aynen. Gene o halkaları kurarsın ama bu kolye gerçekten çok bu zincir gerçekten çok sağlam bir zincir değil. Önemli olan temel kurmak ve o temelin üzerine bina inşa etmektir. Bu zincirin üzerine kurduğunuz zaman çok kırılgan bir yapıda olduğunuz gerçeği değişmiyor. Peki sence izleyecekleri yol ne olacak? Bu yoldan artık vazgeçemezsiniz. Bu yoldan artık vazgeçemezsiniz. Yani bu atıyorum bunu biz Kasım'ın ortasında Aralık'ın başında konuşuyor olsak işte bu işte zincirlerden bir temel yaratılır onun üzerine bir iki şey eklenir dedik ama geldiğimiz noktada artık Ocak ayı bitmişken, Şubat ayına gelmişken bu yöntemle yolun sonuna kadar gidileceği kesin. Ha çok üst düzey bir form yakalarsın, burada ciddi alışkanlıklar yakalarsın. Bu zincirden gerçekten
bir yere kadar sonuç elde edebilirsin. Hatta çok denk gelirse, senin formunun iyi olduğu bir döneme denk gelirse, rakibin de çok iyi olmadığı bir döneme denk gelirse önemli başarılara da uzanabilirsin. Ama hepsi çok ciddi riskler barındıran bir yapı bu. Şu anda kötü bir dönem geçiriyor diye de Allah bu iş bitti gitti dağıldılar dememek lazım. Çünkü öyle bir yapı değil bu. Dağılacak bir yapı da değil. Ya da bu yapı sonuç vermiyormuş, bu sezon kaybedildi diye de bakmamak lazım. Wilbeck'in döndüğü zaman takım o bocalama dönemini, formsuz dönemini açtığı zaman tekrar eski seviyesine gelir. Ama eski seviyesi çok kırılgan bir seviye. Bunu unutmamak lazım. Çok kırılgan bu arada, ve çok değişkenleri olan. Tabii Darüşşafaka üzerinden konuştuk ki konuşmamız gereken o. Ama Tofaş'ında... Şimdi evet, Tofaş'a da gelelim diyeceğim. Ama Tofaş'ında biz yani sezon başında beri bahsettiğimiz bir şey var. Tofaş çok uzun vadeli düşünüyor. Zaten bunu geçtiğimiz yıl ikinci ligdeyken de böyle düşünüyordu. Bu sezonki hedefler illa playoff'a girmek. Tabii ki her takım gibi onların da belli başarı kriterleri ve hedefleri var. Ama 3 yıllık, 5 yıllık bir planın ilk adımı gibi görüyorlar bunu. Orneni de bunu ifade etti. Yöneticiler de ifade etti. Yeni bir salona yerleştiler. Tribünle ve seyirciyle olan ilişkiler, takımın oynatmaya çalıştığı temel prensipler belli. Şimdi Tony Crocker'la ve şeyle oynadığınız zaman, Sami Meyer ile oynadığınız zaman tabii ki belli bireysellikler öne çıkıyor. Çünkü o takımın daha kısa vadeli hedeflerine yönelik. Hı hı. Ama Tofaş'ın hedefi bu sezon, işte bu sezonu 8. bitirelim, seneye 6. da çıkalım, ondan sonra 4. da çıkalım gibi çok değil. Sabit yazılmış değil. Kurallar üzerine değil. Önümüzdeki 5 yıl için Tofaş çünkü bir basketbol markası Türkiye'de. Yani her ne kadar bir müessese takımı olsa da Efes gibi. Yani basketbol için ayrı bir marka teşkil ediyor. Tofaş'ın ticari dünyadaki anlamı başka, basketbol dünyasındaki anlamı var. Bursa çok özel bir basketbol. Hani Tofaş'ın Karşıyaka'dan çok farkı yok aslında. Evet. Karşıyaka nasıl bir İzmir basketbolu markasıysa Tofaş da bir Bursa basketbolu markası. Ve Bursa çok önemli bir değerdir. Kesinlikle. Türk basketbolu için. Ve bunun bilincinde yola çıkıyorlar. Sezona istedikleri gibi başlamış olabilirler sonuçlar açısından. Ama hedefler açısından istedikleri gibi gidiyorlardı. Bu tip sonuçları daha istikrarlı ve daha fazla alacaklardır yakın zamanda. Tabii bunlar biraz özgüven de tazeliyor. Tabii ki, bu tabii tip galibiyetler. Tabii ki. Peki geçelim bir de Banvit Pınar Karşıyaka. Bu maçla ilgili görüşlerini de merak ediyorum. Pınar Karşıyaka Banvit'i 109-104 geçti deplasmanda. Türkiye NBA maçı gibi maç oldu. İkinci yarı 61 attı ya şey. 40 dakikada 109-104. NBA 48 dakikaya vurursan 135-130'a falan denk gelir. Şöyle söyleyelim. İki takım da yüksek tempoya bayılıyor zaten. Birbirlerine abi koşalım da koşalım diye. Yani hiç savunmayı boş ver, gidip atalım. Tam boş ver dememek lazım. Ama önemli olan çabuk hücum etmek olunca aslında burada savunma yapmak daha önemli oluyor. İnsanların çoğu zaman aldandığı bir nokta oluyor. Maç işte 102-100 bittiği zaman. Aslında savunmayı iyi yapan taraf. Aynen. Yani savunma yapılmamış demek değil. Daha doğrusu daha belki ince detayları yakalayan taraf galibiyet çok ulaşan yoğun, taraf oluyor. Çok yoğun savunma yapmamak ya da savunma yoğunluğunu öne çıkarıp oyunu sıkıştırmamak, kötü savunma yapmak ya da savunma yapmamak anlamına gelmez. Başka bir noktada iyi savunma yapman gerekiyor. Çünkü zaten şeyi oranlarsanız, bu NBA'de de çok geçerli. Geçtiğimiz günlerde onunla ilgili bir araştırmaya bakıyordum. Hücum başına üretilen sayı. Şimdi eğer bir maçta 100 hücum olduysa, o maç 100-100 bittiyse hücum başına bir tane sayı olmuştur. Ama başka bir hücum maçta 70'er karşılıklı hücum yapıldığı zaman, 70-70 bittiği zaman bu 70-70 bitilen maçta 100-100 biten maçtan daha iyi savunma yapıldığı anlamına gelmez. Hücum başına ne kadar sayı üretebiliyorsun? Ha doğal olarak yüksek tempoda erken hücumda daha erken fırsatlar bulunduğu için biraz bir tık yukarıda bitmesi beklenebilir. Ama burada disiplinini koruyabiliyor musun? Hem savunma disiplini hem hücum disiplinini. Kritik nokta bu. Buna alışmak bir zaman alıyor çünkü eski alışkanlıklardan uzaklaşmak için. Ama Ufuk Sarıca ta Karşıyaka döneminden beri bunu çok isteyen, kovalayan. Banvit de bir süredir bu daha yüksek tempoda verimli olabilmek, daha yüksek tempoda disiplini koruyabilmek basketbolunu oynamaya çalışıyor. Eldeki kadroya bakıyorsun, Jaquan Brown olsun, Jordan Theodore olsun, bu yapılarda çok daha serpilen oyuncular. Doğal olarak bu biraz tabii ekstrem olmuş yani, bu skor hakikaten ekstrem ama bu iki takım karşı karşıya geldiği zaman ben sana skoru söylemesem ya 99-92 bitti desem çok şaşırmazdın herhalde. Şaşırma. Değil mi? 109-104 doğal olarak evet, şaşırtıyor. Evet, bir tık üstü ama biraz yani. Biraz ekstra olmuş ama doğal olarak. Zaten bol skorlu bir maç olması normaldi. Aynen. Bakalım Türkiye Kupası'nda ne olacak? Güzel eşleşme. Ben de merakla bekliyorum.
16. haftanın sonuçlarını aktardık. Karşılaşmaları da değerlendirdik. Puan durumuna göz atalım. Takımlarımızın sıralanışlarını getirelim ekrana. 16 hafta sonunda. Fenerbahçe lider durumda. 14 galibiyetle. Yine Anadolu Efes 14 galibiyetle onu takip ediyor. Beşiktaş 12 galibiyetle 3. sırada. Banvit ve Darüşşafaka Doğuş 11'er galibiyetle 4. ve 5. sıradalar. Pınar Karşıyaka, Galatasaray Odaya Bank 10'ar galibiyette. Gaziantep Basketbol, Yeşil Giresun Belediyespor ve Tofaş 7'şer galibiyetle sıralanmış durumdalar. İlk 7 biraz koptu galiba. İlk 7 biraz koptu ama altta da savaş var yani. Evet. Demir İnşaat Büyükçekmece, Trabzonspor ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi 6'şer galibiyette. Murat Bey Uşağ'ın 5 galibiyeti bulunuyor. Best Balıkesir 2 galibiyette. Halk Enerji TED Kolejilerin henüz galibiyeti bulunmuyor. İlk 7 sıradaki temsilcimiz Avrupa Kupalarında olsun, Türkiye Ligi'nde olsun. Gerçekten çok ayrı bir seviyede. Bu arada 8 ve altındaki takım, Yeşil Giresun'dan bahsettik. Gaziantep, öyle Tofaş biraz evvel konuştuk. Bu sezon Türkiye Ligi'nin seviyesi gerçekten çok yüksek. Ama ilk 7 seviyede takım bir tık daha yukarıdalar. Ligi tamamladık o zaman. Şimdi bir de Yunanistan Ligi'ne gidelim dilersen. Çünkü orada da bir derbi heyecanı yaşandı. Atina derbisi, Panathinaikos, Olympiakos mücadelesi vardı. TVBspor ekranlarından yayınlandı bu karşılaşma ve sonunda kazanan taraf Panathinaikos oldu. Yunanistan Basketbol Ligi'nin 15. haftasında Panathinaikos, OAKA'da Olympiakos'la karşı karşıya geldi. Oynadığı 14 maçta tek yenilgisini deplasmanda Olympiakos'a karşı alan Panathinaikos, bu defa sahasında oynanan karşılaşmayı 72-59 kazandı ve rakibiyle galibiyet sayılarını eşitledi. Maçın ilk periyodunda rakibinden 20 sayı yiyen ve ikinci çeyreğe 8 sayı geride giden ev sahibi Panathinaikos, geri kalan 3 çeyrekte Olympiakos'un toplamda sadece 39 sayı bulmasına izin verdi. Ev sahibinin baskılı oyunu ve etkili hücumlarına karşı çözüm üretemeyen Kırmızı Beyazlılar sahadan mağlup ayrılan taraf oldu ve ligdeki ilk yenilgisini aldı. Casey Rivers'ın bench'ten gelip 26 sayı, 9 rebound ve 3 top çalmayla oynadığı Panathinaikos bu sezon 5. defa karşı karşıya geldiği rakibi önünde 2. galibiyetini elde etti. Evet, Panathinaikos Olympiakos derbisi kazanan Panathinaikos. Ya Yunanistan Ligi geçtiğimiz 2 yılda bir kıpırdanma göstermişti. Özellikle Aris'in, AEK'nın, hani başarı geleni olan takımların bir kıpırdanmasını görüyorduk ama bu sene tekrar aynı iki takımın çok fazla koptuğu lige dönmüş gibiler. Tabii ki Panathinaikos Olympiakos EuroLeague'deki sonuçlarına da bakarak Avrupa'nın en değerli iki takımı ama ligde o kadar bir ara var ki. Şimdi Olympiakos'un ilk mağlubiyeti dediği yayında ligdeki Panathinaikos'a bir tane mağlubiyet var. O da ilk evet. Olympiakos maçı zaten. İki takım da 14-1 gidiyorlar. Bu karşılaşmada tabii Olympiakos bir tık yukarıda. EuroLeague sonuçlarından da görüyoruz. Ama Olympiakos çok handikaplı çıktı maça. Lojeski yoktu. Spanulis maçın başında hemen sakatlandı. Rivers bir süredir zaten iyi oynuyor ve daha yüksek bir role şimdi inanılmaz büyük bir form yakaladı. Panathinaikos'un Kalatis'in ciddi anlamda form kaybetmişiydi ama Rivers onu dengelemeye başladı biraz. Hı hı. Onların dengesini de kullanmaya başladı Panathinaikos. Zaten eksik rakibine karşı da favori çıktı. Maçı da kazandılar ama yani ne Olympiakos'un ne Panathinaikos'un ligde herhangi kim bir mücadele olması sadece aralarında mücadele var. İkili averajda şeyde kaldı. Olympiakos'ta kaldı. Yani üstte kaldı. Çok da bir şey değiştirmiyor onlar için. Maçın istatistikleri hazırsa onu da getirelim ekrana. Bir de bunlar üstünden bakalım. Ya Olympiakos'un sadece 59 sayıda kalması aslında hani ne kadar aslında sıkıştıklarını da çok fazla anlatıyor. Top çalmaya. Top çalma çok acayip ya. Ne dersin? Olympiakos 0. Bir de ha. Üstüne 14 top kaybı var. Şey tabii. Ya yenilginin hemen, aynen Spanulis hemen devreden çıktı. Çok printesiz üzerinden oynamaya çalıştı. Oraları çok sıkıştırdı. Panathinaikos oradan çok daha fazla kazandı. Bu maçın esas anlamı şu. Son dönemde inanılmaz baskı altında Xavi Pascual yeni koç ki yani sezon içinde değiştirdiler. Hemen baskı gelmeye başladı. O buna yani bir Panathinaikos Olympiakos maçı inanılmaz büyük bir fark yaratır. Ciddi anlamda nefes alma fırsatı verdi Panathinaikos cephesine. Bir o açıdan önemli. Yoksa ligdeki ilk iki sırayı alacakları belli bu takımların zaten. Ama Xavi Pascual bir eminim çok rahat bir nefes almıştır yani. Değil mi? Yani ihtiyacı olan taraf sanki biraz daha orasıydı.
Euroleague ile devam edelim. 21. hafta heyecanı yaşanacak. Hemen grafiği getirelim ekrana. 21. haftada bizleri bekleyen maçlar ekranlarınıza yansıyor. Unix Kazan Olympiakos maçıyla açılıyor 21. hafta. Tabii bizi ve tüm Euroleague severlerin en çok merak ettiği yine karşılaşmalardan sadece biri. Sadece bizi değil, tüm Avrupa, tüm Euroleague'i takip edenler için. Evet, tüm Euroleague severlerin Fenerbahçe CSKA Moskova mücadelesi Perşembe saat 20.45'te oynanacak. Žalgiris Kaunas Barcelona maçı var. Borussia Basket Maccabi Tel Aviv'de karşılaşacak. Emporio Armani Milano'da Darüşşafaka Doğuş'u konuk edecek. Cuma günü de 3 karşılaşma var. Galatasaray Odea Bank, Panathinaikos'u konuk edecek. Baskonya Real Madrid mücadelesi var. Anadolu Efes'te Kızıl Yıldız'a konuk olacak. Bu hafta gerçekten ilginç ve özel bir hafta. Çünkü iki deplasmana gidecek takımımız. Darüşşafaka, Anadolu Efes iki tane formda takıma gidiyor. Kızıl Yıldız zaten bu sezonun müthiş sürpriz takımı. Playoff mücadelesi ve Efes için kilit maçlardan biri. Ama Belgrad'da kazanmak çok zor. Keza Efes'in aslında biraz form durumunda sallantılar var. Türkiye Ligi'nde biraz hani toparlamış gibiler ama zaten çok güvenemiyoruz Efes'in. Hani sahaya çıktığında ne vereceği konusunda Allah cevabı biliyor. Sürprizleri biliyorum. Açık yani. Darüşşafaka çok kötü bir dönem geçiriyor dedik. Aslında kağıt üzerinde kolay olması gereken maç ama Armani Milano son iki haftadır gerçekten çok iyi basketbol oynuyor. Onların kafası rahatladıktan sonra çok daha rahat oynamaya başladılar. Hiç kolay bir maç olmayacak. Galatasaray iyi durumda ama Panathinaikos her ne kadar, yani Galatasaray'ın zaten hedefleri doğrultusunda iyi basketbol bekliyoruz sadece ama esas da bir maç. Esas büyük maç. Tüm Avrupa için hani yılın en önemli 3-4 maçından biri. Zaten ilk yarıda da CSKA Moskova deplasmanı Fenerbahçe'nin en çok merak edilen ve en çok izlenen karşılaşma olmuştu. Muhtemelen şimdi de bu olacak tabii. Sadece geçen senenin finalinin tekrarı olması bile bu maçın yeterince heyecanlandırıyor aslında. Ama yetmezmiş gibi bu sezon şampiyonluk için sezon başında en büyük favori gösteren iki takımdı. Şu ana kadarki geldikleri noktaya bakıyoruz. Final Four'un 4 adayından ikisi bu iki takım. Yani 4 tane Final Four adayı say deseniz bunu Türkiye'de olmanıza gerek yok. Euroleague'i biraz takip eden herkes aynı şeyi söylüyor. Zaten puan durumunda da ilk 4 sıradalar. Real Madrid, Olympiakos ve CSKA Fenerbahçe. Ki CSKA Fenerbahçe'nin bir tık daha favori olduğunu söyleyebiliriz. Hem oyunlarında. Final mücadelesi aynen için. O yüzden merakla bekleniyor ve tabii ki geçen seneki finalden kaynaklanan bu favori olmaktan yavaş yavaş büyüyen bir rekabet de var. Obradovic Itudis eskiden Obradovic Itudis üzerinden konuşurduk. Şimdi artık ikinci faktör haline geldi. O yüzden Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Var mı bir tahminin? Fenerbahçe bir tık da olsa favori. Çünkü Fenerbahçe formda, kendi sahasında oynuyor. Yudoh dönüyor. Yani herhangi bir eksiği yok. Diğer tarafta Kilik'teki maçta Yudoh'un ne kadar şevkle döneceğini gördük aynen aslında. Öyle. Bunlar bile zaten bu kadar üst düzey iki takım arasında fark, küçük de olsa farkı yaratmaya yetiyor. Üstüne üstlük yetmezmiş gibi sakatlığı süren, gerçi oynayacak büyük ihtimalle ama Teodosic var. Hı hı. Artı iyi durumda değil CSKA. Son 6 maçtan 4'ünü kaybettiler. Onlar formda bir dönem geçirmiyorlar. Dediğim gibi bu maçtan çok fazla okuma yapmamak lazım. Ama psikolojik bir avantaj elde edebilmek için önemli bir fırsat. Artı, bir sorum daha var. Artı puan durumu açısından da artık önemli bir hale geldi. Son 6 maçın 4'ünü kaybetmiş. Tabii 21. haftaya geldik. Evet. Yani çok önemli değil, daha ortasındayız falan derken birden 21. haftaya geldik. Bu 4 mağlubiyet olmasaydı CSKA çok rahattı ama artık onlar da rahat değil. Peki o zaman bir sorum daha var bu maçla ilgili sana Kaan Kural. Sence galibiyetin şifresi, kilidi ne olur? Ben çok kestiremiyorum çünkü. Şöyle, kısalara baskı. Yani Fenerbahçe uzun temelli bir takım olduğu için zaman zaman kısalara baskıyı daha geride karşılıyor. Ama Dekolo Teodosic oynarsa ki büyük ihtimalle oynayacak. Onlara rahat hareket etme imkanı verirseniz çok fazla yaratıcı ve çok fazla yıpratıcı olabiliyorlar. Fenerbahçe genelde maçın başında bu baskı yapmayıp sonra zaman içinde özellikle ikinci yarıda bunu arttırıyor. Ama bu sefer biraz daha erken, biraz daha ritmini kaybettirici şekilde oynamak, biraz daha Dekolo'yu bireysel oynamaya zorlamak ana temel faktör ki Obradovic bunların çok farkındadır. Belki elini göstermek istemeyebilir. Ayrı konu ama kilit orada yatıyor. İşin hücum tarafına döndüğümüz zaman da Datome'nin verimi çok önemli. Çünkü Fenerbahçe hücumun Datome'nin verimi Bogdanovic'in performansıyla tabii çok yani birlikte. Doğru. Çok bağlı ama ona. Bogdanovic takımın performansıyla Yudoh ve Veseli Darüşşafaka biraz ortak hareket ediyor ki yani onu değerli kılan. Datome takımda ayrı bir performansa ait olduğu için. Hani takım bir yere kadar geçiyor, Datome daha yukarı taşıyor.
O ki CSKA'da bir yere kadar getirmek yetmeyecektir CSKA'yı devirmek için. O bir tık daha yukarı taşıyabilmek için iyi bir datome gerekiyor. Peki aynen. Gerçekten tüm temsilcilerimize bu hafta şans dileyelim. Tabii Fenerbahçe CSKA Moskova karşılaşmasıyla birlikte diğer Euroleague maçlarının değerlendirmesini de cumartesi günkü programımızda yapacağız yine Kaan Kural'la birlikte Rebound programında. Şimdi NBA'ye geçelim. Sana birçok soru geldi seyircilerimizden ama önce NBA ile ilgili bir bandımız var, onu getirelim ekrana. Minnesota Timberwolves'la Orlando Magic karşı karşıya geldi. Bu maçın özeti gelsin ekrana. NBA'de dün gece 6 karşılaşma oynanırken son dönemin formda takımlarından Minnesota Timberwolves, Target Center'da Orlando Magic'i konuk etti. Bu karşılaşma öncesinde oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazanan ve Batı Konferansı'nda playoff yapma adına iyice umutlanan ev sahibi ekip, Doğu Konferansı'nda sondan 2. basamakta yer alan Orlando'yu 111-105 yendi ve iç sahada oynadığı son 7 maçta 6. galibiyetini almış oldu. Karşılaşmanın ilk çeyreğinde her iki takım da düşük yüzdeyle skor bulurken, ikinci periyotta da senaryo farklı olmadı ve devre Minnesota Timberwolves'un 52-51'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Maçın 3. periyodunda kötü hücum eden ve üçlük çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla oyuna tutunmayı başaran Minnesota, boyalı alanı etkili kullanan Orlando'yu savunmada durduramayınca son çeyreğe yine bir sayı farkla 70-69 önde girdi. Mücadelenin son 12 dakikasında kontrolü kaybeden ve rakibinin öne geçmesine engel olamayan Batı Konferansı temsilcisi Andrew Wiggins'in maçın bitimine 10 saniye kala el üstünden bulduğu basketle skoru dengeledi ve 98-98 biten karşılaşma uzatma çeyreğine taşındı. Uzatma periyodunda rakibini sadece 7 sayıda tutmayı başaran ve sürprize izin vermeyen Minnesota Timberwolves sahadan 111-105'lik skorla galip ayrıldı ve Orlando'ya son 9 maçtaki 7. yenilgisini tattırdı. Ev sahibinde maçı uzatmaya götüren basketi kaydeden Andrew Wiggins 27 sayı ve 5 asistle mücadele ederken 23 sayı, 12 rebound, 7 asistlik performans sergileyen Karl Anthony Towns ve 22 sayı, 8 rebound, 8 asist, 2 blokla oynayan Ricky Rubio maçın kazanılmasında önemli rol oynadı. Doğu Konferansı temsilcisi Orlando Magic'te ise maça ilk 5 başlayan oyuncuların hepsi çift haneli skor üretse de bench'ten sadece 24 sayılık katkı alınması Frank Vogel'ın ekibinin yenilmesinde büyük pay sahibi oldu. NBA'de gecenin diğer sonuçları şöyle: Philadelphia 122, Sacramento 119, Miami 104, Brooklyn 96, Boston 113, Detroit 99, Dallas 114, Cleveland 107, Phoenix 96, Memphis 115. Uzatmaya giden bir Minnesota-Orlando mücadelesi kazanan Minnesota oldu. Minnesota ligin en iyi genç nüvelerinden birine sahip. Towns ve Wiggins başta olmak üzere. Bu sezon beklentiler de çok yükselmişti. Hatta playoff'a girebilirler, 50 galibiyeti zorlayabilirler deniyordu ama belki de en büyük hayal kırıklığı olarak başladılar. Ama genç takımlarda normaldir bu. Şimdi son 11 maçın 8'ini kazandılar. Böyle bir taşlar yerine oturuyor gibi. Kolay değil. Henüz tecrübeleri eksik ama nihayet sezon başı beklentilerin hala altında kalsalardı artık hayal kırıklığı sınıfından çıktılar ve bir özgüven tazelediler şimdi. O zaman NBA ile ilgili yorumlarını dilersen sana gelen sorular üzerinden devam edelim. Çünkü Twitter'da Kaan Kural'a soruyorum etiketiyle birlikte sorularınızı bizlere ulaştırdınız. Biz de onları ekrana getireceğiz. Ve Kaan Kural'a ben sizler adına soracağım. Hemen başlayalım dilerseniz tweetleri. NBA All-Star'da olmayı hak ettiği halde yer almayan oyuncu var mı? Ya şimdi hak etmek biraz subjektif oluyor. Çünkü hani 24 oyuncu seçiliyor oraya. Seçilmeyen 25. sıradaki oyuncu mesela hak etti diyebilirsin. 24 ile 25 arasındaki fark biraz subjektif oluyor. Ben şahsen Chris Paul'un olmamasının çok büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Şimdi Chris Paul sakat olduğu için seçmediler büyük ihtimalle. Oynayamayacaktı ama eğer All-Star bir paye ise, bir apolet ise, bir ünvansa onu seçmeleri sakat oyuncuların yerine zaten yedek oyuncu alınıyor. Ama Chris Paul'un seçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Keza bence Damian Lillard da olmalıydı. D
DeAndre Jordan'ın işte Chris Paul olamayacağı için seçildiğini düşünüyorum. Ben Gordon Hayward'ın da, mesela Gordon Hayward yerine de Rudy Gobert olabilir eğer illa Utah'tan alınacaksa. Ama bunlar biraz subjektif. Yani seçilen 24 oyuncuya baktığım zaman hani bu oyuncular hak etmedi diyemeyiz. Daha fazla hak eden olduğunu iddia edebilirsin bir oyuncunun. Ama hak etmeme yok. Hak etmeme yok. Bir de işte DeAndre Jordan biraz soru işareti. O da Chris Paul oynayamayacak. Keşke Chris Paul'u seçselerdi. Onu sakatlı yerine mesela atıyorum Adam Silver seçiyor o zaman. Adam Silver da DeAndre Jordan'ı Clippers'dan davet etse daha böyle şık olabilirdi. Daha şık olabilirdi. Peki sıradaki soruya gelelim. Dallas'a bile yenilen Cleveland'a ne yaptılar? Her şeyin çözümü oyun kurucu mu? Della Vedova aranıyor mu? Ya Della Vedova aranıyorsa zaten o zaman sorunlar daha büyük demektir. Sorun Della Vedova değil. Tabii ki bir ikincil oyun kurucuya ihtiyaç var. Ama geçen sene şampiyon olmuş, sezonun ilk 2,5 ayını açık ara doğu birincisi geçirmiş bir takımın bir bocalaması demek bir Della Vedova'ya bir de yedek oyun kurucuya falan bağlı değil. Kötü bir dönem geçiriyor. Buna sorun şu ki gerek LeBron gerek izleyenler aşırı reaksiyon gösteriyorlar. Son 14 maçın 8'ini kaybetti Cleveland. LeBron James'in açıklamalarından da biraz i̇şte, oluyor olabilir mi acaba bu? Aynen öyle. Aşırı reaksiyon veriyor işte. Çok açıklama yapıyor. Tabii çok yüksek perdeden açıklama yapıyor bir de. Şey diyor, şampiyon olmamız için yeni bir garda da ihtiyacımız var. Ve falan hemen her gün yapıyor yani. Gerek yok. Bu kadar aşırı reaksiyon göstermek gerçekten çok gerekli değil. Takım özellikle tamamlayıcı oyuncular. Üç temel oyuncu yani Love, Irving ve LeBron'un formunda değil. Diğer oyuncular bu üçlüyü çok iyi tamamlıyordu. Özellikle dış şut açısından. Muazzam şut atıyordu. Channing Frye olsun, Iman Shumpert olsun, J.R. Smith şimdi sakat, J.R. Smith atıyordu. Şimdi bu oyuncuların performansı biraz düştü. Takım biraz ritim kaybetti. E tabii biraz beklenenden de farklı. Son 14 maçın 8'ini kaybettiler ki arada Anthony Davis'siz New Orleans'a da yenildiler. Ama bu kadar büyük reaksiyon göstermeye gerek yok gerçekten. Çünkü Ocak ayı kötü bir aydır NBA için. 40 küsur maç oynamışsınız, kış şartları iyice artmış. Deplasman turları uzamış, oyun monotonlaşmış. Aynı enerjiyi, hele ki hedefleri Haziran olan bir takım için buralara konsantre olmak zor olabilir. O yüzden Cleveland için şu anda kötü gidiyor mu işler? Tabii ki kötü gidiyor. Ama bu takım sorunlu olduğu için değil. Bundan 20 gün önce takım muazzam maçlar kazanırken, işte daha bir ay geçti ya Golden State'i yendikleri geriden gelip. Ki Golden State yani açık ara lig birincisi. O yüzden takımda bir şeyler çok değişmiyor. Bir anda yeteneklerini yitirmedi ki takım. Kötü bir dönem geçiriyorlar. Bunu tedavi etmek, bu dönemsel bir sorun. Dönemsel sorunu yapısal sorun gibi düşünmemek lazım. Peki Meriç Gürsoy'un sorusuna da böyle yanıt vermiş olalım. Devam edelim. Sıradaki sorumuz neymiş bakalım. Rick Carlisle'ı NBA'deki aktif koçlar arasında ilk 5'te görüyor mu? Çok kesin. Şimdi bir koçun bir genel değerlendirmesi var, bir de spesifik. Eğer oyun içi hamleler, taktik hazırlıklar diyorsak zaten bence bir numara. Sezon hazırlığı, genç oyuncuları hazır tutması falan gibi konularda Rick Carlisle biraz zayıf. Ama her koç her konuda en iyi olamaz. Genç oyuncular konusunda mesela iyi değildir Rick Carlisle bir şekilde. Sezon hazırlığı konusunda sorunları. Ama mesela eğer bir playoff eşleşmesi için taktik hazırlık yapılacaksa, maç içi ilişkiler yapacaksa kesin bir numara zaten. Ha genel toplamda baktığın zaman ben sıralama yapmayı sevmem. Sınıflandırma yapmayı daha severim. En iyi, en üst sınıf koçlardan biri ama bence bir numara zaten. İnanılmaz bir koç. Yani şu yani Dallas'ta... ilk 5 değil, bir numara yani. Bence öyle. Ama yani atıyorum Greg Popovich'i var bunun. Ne bileyim bir sürü yani üst sınıf koç var. Yani hangi açıdan baktığına göre biraz değişir biraz ama... değişebilir. Bence benim için bir numara. Benim ilk tercihim olurdu. Ya bir kere şöyle bakıyorsun. Bu Dallas takımının... Yani son 26 maçta 13 kaybet 13 mağlubiyet gider. Sezona çok kötü başlamışlardı. Yani şu Dallas takımının hakikaten 26 maçta 6 galibiyet falan alması lazım. Yani nasıl 13 galibiyet oluyor inanılır gibi değil. Yani. Ya Yogi Ferrell D-League'de oynuyordu. Onu çağırdı. İlk 5 maçta 3 maçta ilk 5'te oynatıyor. Takır takır oynuyor yani. Öyle bir yapı kuruyor ki. Müthiş müthiş. Devam edelim sıradaki soruyla. 5 sene sonra Joel Embiid, Anthony Davis ve Karl Anthony Towns üçlüsünden hangisi daha iyi durumda olur? Ya şimdi buna sağlıklı ve iyi bir analiz yapmak çok kolay değil. Çünkü oyuncuların gelişim çizgileri çok lineer olmuyor. Şöyle yanıt vermek istiyorum, tam yanıt olacak mı emin değilim ama hangisinin tavanı daha yüksek diyorsa o Anthony Davis. Yani Anthony Davis'in ulaşabileceği zirve diğerlerinden bir tık daha yukarıda.
Ama üçü de olağanüstü oyuncular. Üçü de ligin kaderini değiştirebilir bir takımın oynadıkları takımda kaldıklarını varsayarak Minnesota'nın, Philadelphia'nın ve New Orleans'ın şu anda ligin en başarısız 7-8 takımından 3 tanesi bunlar. Üçünü de şampiyonluk yarışına sokabilecek kadar özel oyuncular üçü de. Üçü de inanılmaz potansiyelli oyuncular ama Davis çeyrek tık daha yukarıda potansiyel olarak. Bunun ne kadarını dolduracakları önümüzdeki 3-4 yıl içinde belli olacak. Peki Ali Can'a da yanıtımız bu olsun. Devam edelim. Ya bu evet. Kazın seni Kobe olur mu? Olur mu Kaan Kural? Valla ne karakter açısından ne oyun stili açısından alakası yok yani. Kazınız, Kobe'nin de belli delilikleri vardır ama Kazınız çok disiplinsiz. Artı genelde Kazınız gidişat neyse onu takip eden bir oyuncu. Kobe gidişatı belirleyen oyuncu. Yani karakter açısından söylersek, oyun karakter açısından. Biri zaten skorer guard, biri pivot. Olmaz ne? Ya, alakası yok yani. Devam edelim sorularla. Sıradaki tweet gelebilir. Abi sence Michael Jordan seviyesine en çok yaklaşan kim oldu? Ya da yaklaşan oldu mu? Belki böyle de sorabiliriz. Şöyle, gerek oyun stili olsun, gerek oyuna yaklaşımı yani o asla tatmin olmayan yani 1000 maç kazansa 1001. maçta aynı hırsla yaklaşan oyuncu profili olsun yani oyun karakteri olsun. Gerek oyun stili olarak olsun Kobe Bryant yani. Hani Kobe Bryant Michael Jordan'ın yeni versiyonu diyebilirsin. Onun kadar iyi olup olmadığı tartışılır. Belki bir tık yukarıdadır Jordan ama herhalde Kobe yani Kobe'den başka. Ha başarılar ölçeğinde oyuncunun büyüklüğü ölçeğinde konuşursak muhtemelen kariyeri bittiği zaman LeBron olacak o. Bundan sonra ne yapacağına da bakmak lazım tabii ama direkt Michael Jordan'ı en çok yakışan değil mi? Kobe'ye o tartışın. Yani oyunu bile o kadar benziyor ki. Zaten onunla ilgili NBA sık sık videolar da yapıyor tabii. Aynı basket tarzları falan. Onlar da çok keyifli oluyor. Kobe Bryant diyorsun yani Kaan Kural. Bir sorumuz daha var NBA ile ilgili. Onu da getirelim hemen ekrana. Bu da 20 yılın değişmez ne sorusu. Ne olacak bu Knicks'in hali Kaan Kural? Valla balık baştan kokar. Yani bir kere takımın sahibi ve yönetimi doğru prensiplerle hareket etmiyorsa alt parçaların bunu düzene koyması çok kolay olmuyor. Ha bazen yukarıdan çok iyi yapıyla yönetiliyorsun altta da sorunlar olabilir ama hepsi düzgün işlemeden düzgün bir kadro ve basketbol kurmak çok 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 zor. Örnekleri var istisnai durumları. Çok özel oyuncular, çok özel koçların toparlayabildiği yapılar olabiliyor ama falan. Ya burada James Dolan'ın sahibi olduğu artık iyiden iyiye böyle inatçı yaşlı konumuna gelişmiş Phil Jackson'ın takımın içine sürekli müdahale ettiği bir yapı da kolay değil. Üstüne üstlük herhangi bir başka takımdan daha zor Knicks. Çünkü medya baskısı, taraftar baskısı diğer takımlardan biraz daha fazla, biraz daha etkili. Ne olacak bu takımın hali? Gene aynı drama devam edecek yani. Sürekli sağ dışı etkilerle anıyoruz Knicks'i. Gene öyle oluyor zaten. Peki teşekkürler yorumların için Kaan Kural. İzleyicilerimize de teşekkür edelim. Programımıza katkı sağladılar. Bizlere sorularını gönderdiler. Bundan sonra her programda bu şekilde bir bölüm yapacağız. Ve görüşlerinize yer vereceğiz. Zamanımız olduğunca Kaan Kural'a da soracağız. Bu soruları yönelteceğiz. Programımızı tamamlamadan önce hemen TV Bu Spor'da yayınlanacak basketbol karşılaşmalarının programını getirelim ekrana. Bakalım hangi maçlar bekliyor bu hafta bizi. İtalya Basketbol Ligi'nde 5 Şubat Pazar günü saat 14'te Trentino ile Venezia karşılaşacak. Bu maç TV Spor 3'ten naklen yayınlanacak. 6 Şubat Pazartesi günü 22.45'te bir yanlışlık oldu galiba. Bu 5 Şubat'taydı. 6 Şubat'taki maç Emilia Enel Birindisi maçı 22.45'te TV Spor'un şifresiz kanalından yayınlanacak. Almanya Basketbol Ligi'nde saat 17.30'da Pazar günü Tübingen-Rastavehta maçı var. TV Spor 2'den yayınlanacak bu karşılaşma. İspanya Basketbol Ligi'nde 2 maç var yine Pazar günü. 14.30'da Barcelona-Bilbao basket maçı TV Spor'da. 20.30'da da Murcia-Real Madrid maçı var. Bu karşılaşmada TV Spor 3'te. VTB Ligi'nde 4 Şubat Cumartesi günü saat 16'da Lokomotiv Kuban Nijni Novgorod maçı TV Spor 3'ten yayınlanacak. Pazar günü 17'de CSK Moskova Avtador maçı var. Bu maçta TV Spor 3'te olacak. NCAA'de de 2 Şubat Perşembe, tabii çarşambayı perşembeye bağlayan gece saat 3'te
Sadece North Carolina State maçı TVSport 3'ten naklen yayınlanacak. Bu maçta Ömer Faruk Yurtseven de forma giyecek. İzlemek isteyenleri, Syracuse de şu anda çok iyi durumda. İyi de maç, artı Ömer Faruk Yurtseven'i izlemek isteyenler ekran başına. Kaan Kural, teşekkürler değerli yorumların için. Bir reboundun daha sonuna geldik değerli izleyenler. Hafta sonu yine karşınızda olacağız. Hoşçakalın.